Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Lale Gül izleyenleri, bir kadın ilmali programımıza daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizlere ilettiğiniz sorularınızı İsmail Hünerci hocama sormak için buradayız. Sizler de merak ettiğiniz sorularınızı kadınilmali@lalegul.com.tr mail adresimize veyahut da 0549 693 8282 numaralı WhatsApp hattımıza iletebilirsiniz efendim. Daha önceki Kadın İlmali programlarımızı Lale Gül TV YouTube sayfasından izleyebilirsiniz efendim. Dilerseniz hemen sorulara geçelim. Buyurun. Evet hocam. Kadınların fitne olduğuna dair ayetler veya hadisler var mı? Bu durum aşağılanması gibi bir durum oluşturuyor mu hocam? Bir defa evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, yani soru olarak fitne kelimesi, kelimenin ne manaya geldiğini mütalaa edersek çok daha güzel anlaşılacak. İkincisi, aşağılanma diye bir şey yoktur. Evet. Dinimiz, el cennetü tahta akdamil ümmehat, cennet annelerin ayakları altındadır. Yani kadınların... Annelerimizin ayaklarının altında cenneti sermiş. Evet. Yani onlara hürmeti, tazimi Mevla Teala karşılığında cennet vereceğini bildirmiş. Bir defa bunu anlamamız lazım. Şimdi fitne kelimesinin ne olduğunu bir tahlil edelim. Yani fitne imtihan demektir. Evet. İmtihan. Yani mesela bunu mallar için söyler, evlatlar için söyler. Burada Ali İmran suresinde mesela züyyine linnâs, insanlara süslenilmiştir. Süslü kılınmıştır. Züyine süslenildi. Kim tarafından? Allah tarafından. Linnâsi insanlara hubbu şeva, şehevi şeyleri sevmek. Yani Mevla Teala insanları yol ayrımına getirmiş. Kulum beni mi seviyorsun? Evet ya Rabbim. Allah'ın sevdiklerini yapıyorsun. Cennete gidiyorsun. Kulum efendim nefsini mi seviyorsun? Adam nefsini seviyor. O zaman eferayte men ittehaze ilahu hevahu, arzu ve isteğinin peşine giden ilahı nefsi oluyor. Bu sefer şehvetine tabi oluyor. Kur'an-ı Kerim hubbu şehevat diyor. Şehevi şeyler. Minen nisa mesela kadın. Vel benin evlatlar. Vel kanatiril mukantara mallar. Minen zeheb altın. Vel fidda gümüşler. Vel hayil. Bil müsevveme atlar. Binek dırdık dırdık geziyor. Efendim vel enami vel hars. Efendim hayvanlar, ekinler. Yani dünyadaki envai çeşit insanların efendim sahip oldukları şeyleri özetledi burada. ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Bunlar dünya hayatının geçici kullanım araçlarıdır. Bunları istifade edersin, efendim, geçici. Her şey geçici. Eş de geçici, mal da geçici, para da geçici, at da geçici. Efendim, hayvanlar, sürüleri var mesela adamın, ekinler. Hepsi, efendim, hububat bir anda Allah nimetini daim eylesin. Yani burada hububat... Efendim kötüdür değil yani hayvanlar kötüdür olur mu ya? İnek, süt, et, efendim tereyağı, peynir. Şimdi buradaki inceliği anlamak lazım. Yani hemen konuya gelelim. Bir insan eşini memnun edeyim diye en kolayından gidelim. İşte sakalını bırakmıyor, ibadetini yapmıyor. Veya efendim mal elde edeyim diye zekatını vermiyor. Evet. O malı elde ederken çalıştırdığı adamın hakkını ödemiyor. Efendim çocuğuma mal bırakayım diye hacca gitmiyor. Efendim çoluk çocuğum rahat etsin diye kredilerle, faizlerle ev alıyor. İşte fitne. Yani seni Allah bu vasıtalarla imtihana tabi tutuyor. Bu imtihanı biz kazanacağız. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ümmetime bıraktığım fitnelerin en büyüklerinden bir tanesi kadındır diyor. Yani fitne yani imtihan yani. İmtihan vesilesi oluyor. Yani nefsine, şehvetine uyarsan orada bütün gayri ahlaki duruma düşersin. Bataklıkta yuvarlanıp gidersin. Ha aklına, şehvetine galip gelirsen yuvanı kurarsın. Çoluk çocuk sahibi olursun. Efendim baba olursun. Saygın bir dede olursun. İffetinle ve ahirete gidersin. Yani olaylar baktığımız zaman aynı kadın... Birisi ahlaksızlık çukuruna yuvarlıyor, öbürü ise edep ve ahlak, iffet abidesi oluyorsun. Bunları aynı para, evet helalinden kazanırsın, hakkını ödersin, zekatını ödersin. Aynı para haramdan kazanırsın, çalıştığı adamın hakkını ödemezsin, zekatını ödemezsin. Yani para aynı, 100 bin lira 100 bin lira. Biri helal, biri haram oluyor. Yani bu bir imtihan. Bu
Bu mesela Kur'an-ı Kerim Yusuf suresinde, Yusuf suresinde inne keyde kunne azim der. İnne keyde kunne, yani muhakkak ki efendim kadınların hileleri azim, yani büyüktür der. Neden? Çünkü mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْتَاكُنَّ. Yani اَذْهَبَ giderir. اَذْهَبَ لِلُبِّ çok akıllı, zeki. اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ. Hazim öyle dirayetli. مِنْ اِحْتَاكُنَّ. Ey kadınlar, yani siz giyinişinize dikkat edin, endamınıza dikkat edin, dışarıda dikkat çekmeyin. Ondan dolayıdır ki اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ. Akıllı, dirayetli bir adamın bu sefer yani aklını çeler, şehvetine galip gelir. Bu sefer günaha sokarsınız. Bunu yapmayın bunu. Yani mesela tarihe baktığımız zaman genç olmalarına rağmen, mesela genç yaşlarında çarşafını giyiyor. Evet. Ve yaşlı görünüp de işte bu hadisi şeriften dolayı, yani ben insanların günahına sebebiyet vermeyeyim, gencim diye dikkatini çeker. Evet. Halbuki kaderde kiminle evleneceksem o tayin edilmiştir. Evet. Yani Mevla Teala dünyaya gelmek, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak, ölmek hepsi kaderde bellidir. Bunları bütün dünyayı değiştirsen, 50 kişiye gitsen senin kaderinde kimden evleneceksen o bellidir o. Kaderi kimse değiştiremez. Onun için harama bulaşmaya gerek yok. Şimdi burada efendim gencecik kızlar efendim milleti günaha sevk etmeyeyim diye şöyle omuzlarına vesaire böyle bir günümüz tabirle vatka demeyelim de öyle pamukumsu bir şey, böyle nene gibi görülürlermiş. Yani bizi nene görsünler de böyle genç görmesinler. Olur ki adam dikkatini çeker, günaha girmesin. Benden dolayı ahirette efendim günah deryasına batmasın diye. Yani ecdat genciyle yaşlısıyla birbirlerinin ahiretini kurtarmaya çalışıyordu. Yani bütün mesele bu işte. Biz ahirette teraziye bir şeyler koyacağız. Yani namahreme bakmak veya kendine baktırmak, efendim çalgı müzik dinlemek veya haram kazanmak, çoluk çocuğum mal bırakayım diye efendim adam zekat vermiyor, başkasının malını zimmetine geçiriyor, efendim aldığı borcunu ödemiyor, çek yazıyor onu ödemiyor, ödeme imkanları var. Niye yapıyorsun bunu? Evladı. Evladı fitne. Evlat kötü bir şey mi? İmtihan meselesi. Yani evlat kötü bir şey mi şimdiki? Yani mal kötü bir şey mi? Halbuki mal güzel bir şeydir. Yani bana deseler ki mesela güzel olan şeyleri say, sağlık. Güzel olan şeyi say, mal. Güzel olan şeyi say, evlat. Bunlar güzel şeyler. Güzel olan bir şeyi say, yuva, eş. Güzeldir, mutlu bir yuva. Şimdi bunlara din fitne diyor. Ya fitne derken ne demek? Yani aşağılamıyor yani burada. Aşağılamıyor tabii. Bunları imtihan vesilesidir. Mesela İmam Rabbani ne kadar güzel özetliyor bunu. Ni'met dünya vel ahire izleştema diyor. Adamın dünyalığı var, ahireti kazanıyor. Ne kadar güzel diyor. Ne kadar güzel diyor. Ni'mel malu salih bir racülü salih diyor. Hayırlı bir mal. Yani helal bir mal olacak tabii. Efendim, hayırlı bir adam da ne güzeldir diyor. Niye? Bu adam hayırlı bir adam ise infak edecek, hayır hasenat yapacak. Değil mi? Çoluk çocuğuna, etrafına, herkese istifade ettiriyor. Ya şimdi halbuki mal fitneydi. Ama Resulullah'ın ni'mel malü salih diyor. Yani hayırlı bir mal diyor yani. Hayırlı bir mal. Evet. Yani demek oluyor ki biz burada izah etmeye çalışacağımız hususlar yani ni'mel malü salih. Yani hayırlı mal. Ha demek ki malın kendisine de değil fitne derken. Evet. Yani burada kötü manasında değil. Kadınlara fitne derken. Yani burada bildiğimiz değerli Ahmet yani şunun üzerine durmak lazım. Türkçe'ye geçen kelimeler de asli haliyle geçmediği için biz burada bir nevi lügat tercümesiyle uğraşıyoruz. Evet, evet yani. Hocam. Evet, doğru. Tabii. Yani biz burada mesela ceza kelimesi çok basit. Mesela ceza en vifaka der. Ceza en vifaka. Yani karşılık. Eğer mesela ceza kelimesi Arapça'da yani Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Evet. Ceza eğer sevap ise onun cezası cennet oluyor. Yani karşılığı demek. Bizde ceza sadece, evet, günahlara kullanılıyormuş gibi yani. Türkçe'de direkt günahlara tek evet. kullanılıyor. Arapça'da ceza kelimesinin karşılığına yazacağımız tercüme karşılık demektir. Yani eğer sevap ise sevabın karşılığı ne? Sevabın karşılığı nedir? Cennet. Cennettir. Ha, eğer kötü ise
Bunun karşılığı nedir? Kötülüğün karşılığı? Cehennemdir. Cehennemdir. Ha şimdi bunu düzeltelim. Yani sevabın cezası cennet oluyor. Efendim günahın, isyanın cezası cehennem oluyor. Bak aynı kelimeyi kullandık, ceza. Ama Türkçe'de gel de kullan bunu. Evet. Cennete biraz farklı, tuhaf oluyor. Ya şimdi bu meselelerde fitne kelimeleri veya buna benzer kelimeleri kullanıldığı zaman insanlar hemen ya işte bu din bunu mu söylüyor? Ya güzel kardeşim, yani maalesef bu harf inkılabı yani ülkemize yapılan en büyük talihsiz şeylerden bir tanesi. 1000 yıllık mimari birikim. Yani köprü yapılmış, çeşme yapılmış, cami yapılmış. Öyle bir taşlar yapılmış ki böyle. Onu nasıl kesmişler? Tamam, kestiğini anladık. Arasına böyle bir kağıt sıkıştıramıyorsun. O kadar milimetrik arayı neyle yapıştırmış? Hala bunlar bilinmiyor, biliyor musun? Hmm. Mesela 1000 yıllık, 1500 yıllık bizim tıbbi birikimlerimiz var. Tıpla alakalı. Ya bu memlekette neticede koca Afrika'sından, Balkanlarından, Kafkaslarına kadar bir uygarlık, bütün dünya vardı orada da. Evet, evet. Bu kadar efendim orada bir tecrübe var. Yani tıbbi, evet, sağlıkla alakalı bir tecrübe birikimleri var ya. Yani o kadar başıboş yaşanmıyordu yani. Bir tane fakir, yetim, muhtaç kalmamış. Bir düzen var ortada. Evet. Yani bunu inkar edemezsin sen. Bu neydi bu? Çöpe atıldı hepsi. 8 vagon dolduruldu Bulgaristan'a gönderildi. Hepsi çöpe atıldı. 1000 yıllık mimarlık, mühendislik, tıbbi, efendim yani ekonomiyle alakalı, İslam hukuku, Afrikalılarla, Balkanlı, Kafkaslarla nasıl bir huzur içinde yaşadık, bunların kuralları neydi? Çöpe atıldı. Çöpe atılınca yeniden İttihatçılar tarafından yazılmak istendi. Tam bir hercümerç oldu. Ondan sonra kanunlar yapıldı, orası patladı, burası patlıyor. Efendim yamalı bohça gibi dik yani. Bakayım oradan patlıyor vesaire. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani siz ciddi bir 20 katlı bina yapıyorsunuz. Her bir katta 4 tane daire var. Efendim şimdi basit bir soru soracağım. Biraz dikkatli cevap ver. Evet. 20 katlı bina yapıyorsunuz. Her bir katta 4 tane daire yapıyorsunuz. 2 tane adam var. Hangisi daha tehlikeli? Bir, daha binaya başlamadınız, size engel çıkartıyor. Bu adam mı tehlikeli? Acele etmeyin. İki, binaları yaptınız, milyonları harcadınız, binayı bitirdiniz, bu binanızı yıktı. Oo. Hangisi tehlikeli? İkincisi daha İkincisi. Tehlikeli. İşte bizim 1000 yıllık birikimimiz vardı, o birikimden hepsi yıkıldı. Bunu bir oturup mütalaa etmek lazım. Evet. Ya bizim böyle bir birikimimiz var. Yani bunu inkar edemezsin ki Osmanlı dediğimiz Balkanlarda vardı 500 yıl. Kafkaslarda vardı, Afrika'da vardı. Fizan dediğimiz neresi bu? Yemen'in karşısı, Afrika'nın tamamı. Oradaymışız ve Afrikalılar gel diyor, buyurun diyor, beraber yaşayalım diyor. Bunun izahı ne, hukuku ne bunun? Var işte bir hukuk, karşı çıkmak da olmaz ki. Yani karşı çıkıyorsun, tamam karşı çıkıyorsun da var ama bu. Bu ortada ay var, karşı çıkıyorum. Olabilir, güneş var, karşı çıkıyorum. Tamam karşı çıkıyorsun. Garip bir dünyada yaşıyoruz evet. Yani. Allah gidişatımızı iyi etsin. Onun için bu konuyu niye açtım? Yani kelimeler... Türkçe'ye farklı bir şekilde tercüme edilince bu sefer hemen burada ön yargıyla sanki din böyle izah etmiş gibi. Hı. Onun için biz de üşenmeyelim, bunları izahını yapalım. Evet, evet, yani hocam. En başta ben ne söylemeye çalıştım? İslam annelere, hanımlara cenneti ayaklarının altına sermiş. Bir defa bunu bir anla. Evet. Ondan sonra istediğimizi konuşuruz. Evet, Allah razı olsun hocam. Yani sonuç olarak kadınlar imtihan vesilesi. Tabii, de, herkes imtihan. Mal da imtihan, evlat da imtihan, yani sağlık da imtihan, evet. Şöhret de imtihan. Evet. Tabii, bunları biz yerli yerinde kullanırsak cezaen vifaka olacak. Karşılığında mükafatı almış olacağız. Alacağız. İnşallah. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ederiz. Diğer bir soru, süt parası veya başlık parası dinen alınmasının dinen bir sakıncası var mıdır hocam? Evet, mühim. Yani süt parası ve başlık parası ikisi de haramdır. İkisi de haramdır. Mahiyetini söyleyelim. Evet, buyurun. Evet, yani burada haramdır kelimesi. Şimdi birinci, bundan evvelki derste, yani programda bunu süt meselesini konuşmuştuk, yanlış hatırlamıyorsam. Evet hocam. Bir önceki programa baksınlar. Orada çocuğa süt emzirme meselesini uzun uzun konuştuk. Orada çocuğa süt emzirme mecburiyetinden dolayı mübah kılındı.
Mecburiyet bittikten sonra çocuğa süt verilmeyeceğini konuşmuştuk. İnsanın hiçbir cüz'ü satılamayacağını bildirmiştik. Efendim, şimdi bundan dolayıdır ki bir insanın cüzleri, bir insanın parçası satılmaz. Evet. Şimdi süt parası istendiğinde o zaman annesi sütünü para karşılığında bir bedel talep etmiş oluyor. Şimdi insan kendi cüz'ünden, kendi parçasından, insanın hiçbir cüz'ü, hiçbir parçası paraya, bedele tabi kılınamaz. Alacağı para da kesinlikle haram olacaktır. Meselenin özeti bu kadar basittir yani. Bundan dolayıdır ki mesela süt parası istiyorum dediği zaman o sütün karşılığında alacağı para haram olacaktır. Bu dinen helal olmayacaktır. Başlık parası meselesi, mesela başlık parası mehirdir diyorlar. Tam net bir ifade kullanacağım, zehirdir. Başlık parası diye bir para yok. Yani bir insanın kendisi efendim hür bir insan. Hür bir insanın karşılığında para alınamaz. Yani hür bir insan, affedersiniz, köle gibi satılamaz. Onun için yani buradaki, ben kendi şahsi fikirlerimi söylemiyorum. Evet. Burada bana deselerdi ki cuma namazı ne zaman? Cuma günü kılınır. Evet. Cumartesi günü kılınmaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve buradaki izah edilmesi gereken mesele başlık parası. Baş ne demek? Yani ben kızımı veriyorum. Bu kızımın karşılığında ben bir para istiyorum. Bir dakika ya, insan satılık bir ham madde değildir. Evet. Yani burada bir insan karşılığında bir para alınamaz. Biz bunu mehir olarak sayacağız. Mehir olarak sayacağız. O zaman kıza vereceksin. Evet. Kıza vereceksin. Karşında para alınmaz. Baba alamaz. Baba alamaz. Alamaz. Ha. Karşıki taraf derse ki ya Allah razı olsun, pırıl pırıl bir evlat yetiştirmişsiniz. Efendim bizim durumumuz mazbuttur veya artık ayrıntıya gerek yok. Size efendim ailenize kullanmak için bir hediyede bulunacağız. O apayrı bir mesele. Hibe kabilinden olur. Hibe olur o. Evet. Yani onu sormaya bile gerek yok onu. Evet. Ama bizim burada konuşacağımız süt meselesi. Süt insanın bir cüz'üdür. Hatta mesela şimdi burada şu konuyu da açmamız lazım. Yani bir insan bir kan bağışı yapılıyor. Kan bağışı yaptıktan sonra ben sana 3 ünite veya 2 ünite neyse efendim kan, mesela buna teşvik olsun diye söyleyeyim, ben ara ara kan bağışı yapan bir insanım. Evet. Ya teşvik de ederiz bunu. Efendim gittin kan verdin, ben sana kan bağışı yaptım, sen de zor durumdaydın. Ondan dolayı sen bana hadi bakalım bir ünite başına şu kadar, ikincisine de bu kadar para, haramdır. Yani sen kendi cüzünü satamazsın. Allah Celle Celaluhu insanın her bir zerresini mükerrem kılmıştır. Mesela adam saçlarını uzatmıştır. Uzattığı saçları kesmiştir. Kestikten sonra benim saçımı size şu kadar fiyata satayım. Haram, satamazsın. Satamaz yani. İnsanın hiçbir zerresi, hiçbir cüzü satılmaz. Satılamaz. Ancak yani şöyle olabilir ve adam çalışıyordur. Ya ne olur efendim, senin işte sıfır RH negatif, senin kanını bulmak mümkün değil. Bu işini bırak efendim, yol gel. Yolda da bir 50 lira masraf ettin. Efendim yol masrafını ben karşılayayım. Yol masrafını karşılayayım. İşinden ettim ben seni diye orada o şekilde bir yani masraf çıkarsa masraf, o masrafı ödeme hususunda burada bunun bedelidir demeyeceğiz o zaman. O bir masraf oluyor. Evet. Yol masrafı oluyor. Onu konuşmuş oluyorsun. Bir arkadaşına dedin ki ya şuraya gelir misin? Ya gel, benim oraya gelişim 100 lira. Ya sen gel, 100 liranı veririm. Bu 100 lira. Sen onun kendisine seni satın aldığım 100 lira gibi, evet, değil yani. Basit bir meseledir, evet, ama bunu burada bunu konuşabiliriz. Evet. Ancak ben efendim süt parası istiyorum, haramdır. Başlık parası istiyorum, insan satılmaz, haramdır. Yani sadece dinimizde olan ne vardır? Mehir vardır. Yani efendim kıza tayin edilecek olan mehir hakkı vardır. Din bunu söyler. Biz ahkam-ı din hususundaki meseleleri anlatıyoruz. Efendim bizim kültürümüzde böyle bir örfümüz var. Örf dine uyarsa febiha ve nimet deriz, kabul ederiz. Örf dine uymazsa reddederiz. Efendim mesela bazı bölgelerde efendim kız çocuğu bizim ailemizden miras alamaz. Niye alamaz? Allah Celle Celaluhu Nisa suresinde ferilaten minallah diyor.
Bu miras Allah'ın farzıdır diyor. Ferizaten minallah diyor. Allah Celle Celaluhu miras meselesine Allah'ın farzıdır diyor. Yani aha burada bak. Ferizaten minallah. Ayet 77. sayfa Nisa suresi. Ne diyor burada efendim? Yusi biha evdeynin abaukum ve ebnaukum la terune eyyuhum akrabu lekum nefa ferizaten minallah. Ferizaten mi Allah'ın farzı. Bak direkt. Yani mesela namazı kılın diyor. Ferizaten demiyor. Kütübe aleykumu siyam. Oruç size yazıldı, farz kılındı diyor. Farz kelimesi direkt bu mirasta kullanılıyor. Ferizaten farz. Minallah. Allah'ın farzı ne? Miras. Burada anlatılan meseleler. Lirricali erkekler için nasibun meterekel valiyemel akrabu. Velin nisai kadınlar için nasibun bir pay var. Ferizaten minallah. Bir sayfa gidiyor. Bir sayfa. Bu anlattığım yer bir ayet değil. Bir sayfanın tamamı. Efendim burada ayet-i kerime ne diyor? Ferizaten Allah'ın farzı. Şimdi bazı diyor ki efendim bizim kültürümüzde, örfümüzde kız çocuğu miras alamaz. Niye alamaz? Alırsa efendim baba ocağına gelmesin. Yasak ediyor adam. Veya bunu reddediyor. Dinden çıkıyorsun sen. Dinden çıkıyorsun. Dinden çünkü 50 defa hac yapmışsın ama sen bu meseleyi inkar ediyorsun. İnkar ediyorsun. Mesele basit değil ki. Yani bu iş yani yok biz böyle karar verdik. Senin kararından olur mu yani? Karar verelim o zaman. Cumartesi günü cuma namazı kılalım. Olur mu yani bu? Olmaz. Olmaz. Karar verelim. Sabah uykusunu terk etmeyelim. Efendim öğleyene doğru namaz kılalım. Allah aşkına. Yani dikkat edelim. Her zaman üzerine durduğum bir şey var değerli Ahmet. Ne? Biz yapabildiğimizi yaparız. Yapamadığımız hususunda ya tamam. Yani kız çocuğuna Allah mirası farz kılmıştır. Efendim dersin ki bak sen nereyi istiyorsun? Al bak bu kardeşin de şurayı alsın. Ahsenül kadar rıda. Yani en güzel hüküm rızalık. Oturursun rızalık helallaşırsın. Ayrı bir meseledir. Ama yok böyle bir şey. Reddettin, inkar ettin mi? Bu ayeti inkar ediyorsun sen. Evet, Allah muhafaza. Ya bizim kültürümüz, örfümüz. Kültür ve örf dini değiştiremez. Kültüre göre, örflere göre, efendim kültürlere göre din olmaz. O zaman ne olur? Irka göre, kültüre göre, yapıya göre, bölgeye göre, Afrika'ya göre, Balkanlara göre, Kafkaslara göre, Karadeniz'e göre, Akdeniz'e göre. Böyle bir din mi olur ya? Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına yapmayalım. Ahkam-ı din bağlayıcıdır. Biz ahkam-ı dinin dediğini kabul ederiz, yapabildiğimizi yaparız, yapamadığımızı saygı gösteririz. Ben bu usta yanlış yapıyorum, Allah'ım beni affet demek kolaydır. Ama inkar edildim, böyle bir şey yok dedin mi dinden çıkar. Süt ve başlık parası da böyle kültürlerle, evet, örflerle alakalıdır. Onun için bu konuyu birbirlerine bağlantılı yaptım. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Diğer bir soru. Anne ve baba dul kalmış kızlarına bakmakla yükümlü müdür? O dul kalan kadın kocasından ne kadar süreyle nafaka alabilir? Wow, soru içinde soru çıktı. Evet. Bir hadane meselesi bu. Evet. Hadane kelimesi, hadane yazayım mı buraya? Hadane bakımla sorumlu kişi demektir. İkincisi nafaka meselesi mi orada var orada? Evet hocam. Kocası nafaka. Ne kadar süreli nafaka ödeyebilir? Peki. O zaman şöyle yapalım. Nafaka meselesi. İkisi de uzun bir soru. Evet. Şimdi hadane meselesi şu. Hadane bakmak demektir. Yani bir insan yalnız kalınca bununla bakımını kim üstlenecek? Şimdi anne babadan başlayalım. Anne baba bunun bakımı hususunda evlattır. Birinci derecede efendim erkek çocuğu ilgilenecek. Kız çocuğu ilgi ya evlat. Evlatlar anne babayla ilgilenmek durumundadır. Efendim öncelikle tabii erkek çocukları anne babanın bakımını efendim üstlenirler. Kız çocukları da eğer onlara bir ihtiyaç olursa bu durumda yani evlatların hepsi sorumludur. Şimdi evlat hususunda çözüm bulunamıyorsa o zaman burada kardeşler devreye girer. Dede devreye girer. Evet. Amca devreye girer. Birinci derecede dolaşır. Yani evlat, efendim torun, dede, bakın hemen kardeş, amca, ondan sonra efendim işte baba tarafından genelde hadane kelimesi baba tarafından. Ancak çocukların bakım hususu, çocukların yani şunu kastediyorum. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaşlarına kadar çocukların hadanesi, bakımı anne tarafına gidiyor. Yani çocuk anne şefkatine ihtiyaç vardır. Evet.
Erkeğe o bakımı vermiyor. Vermiyor derken şu kastediliyor. Çünkü erkek çalışıyor dışarıda. Evet. Olduğu için onun da çocukla ilgilenecek olan kişi, erkeğin eşi çocuğa yabancı oluyor. Yani üvey anne durumu. Yani din orada bir kan bağı kurmaya çalışıyor. Evet. Anlayabildiğimiz kadarıyla fıkıhta incelediğimizde hadanede çocuk kan bağı kimde var? Annede var. Evet. Daha ötesi yok ki. Veya anneanne. Oradan da gidiyor. Şimdi burada babaanne de devreye girebilir ama yani buradaki efendim o silsileden gidiyor. Teyze. Yani anne tarafı kuşağından gidiyor. Çocuklar için. Küçük çocuklar evet. için. Bakın. Büyüdüğü zaman bu durumda işte kız çocuğu işte anne babaya taalluk eder. Onunla ilgilenmesi. Efendim anne baba çocuklara taalluk eder. Bu çocuklar bu işi çözemiyorsa o zaman kardeşler devreye girer. Senin kardeşin bu ya. Efendim veya amcası devreye girer. Efendim bu durumda efendim torun veya yukarıdaki dede, babaanne, anneanne vesaire. Bu minval içerisinde dolaşır. Bunların da işi çözemiyorsak bu durumda devlet devreye girer. Devlet beytülmal, devlet bir babadır. Efendim vatandaşını gözetir. Allah ülkemizi İslam alemine selamet versin. İkincisi nafaka meselesi. Şimdi genel bir şey söyleyeceğim. Yani evlilik bir bağdır. Bir insanın bir insanla ortaklık yapması bir bağdır. Veya bir insanın bir yerde çalışması. Yani birebir aynıdır demiyorum. Bir benzerlik var yani. Yani bunların en mukaddesi evlilik bağıdır. Bunu hiçbir yere benzetmek mümkün değil. Ancak yani burada gönül bağı devam ederse evlilik devam ediyor. Onun için bu misaller vardır. Ortaklık, gönül bağı devam ederse ortaklık devam ediyor. Birbirleriyle anlaşamıyorlarsa kavga etmeye gerek yok. Beyefendi, akıllı, dirayetli iki efendim asil kişi olarak ne yaparsın? Biz efendim mahcup olmayalım. Yani herkes işine baksın. Birbirimizi üzmeyelim. Ha veyahut da bir kişi bir iş yerinde ne diyelim patronla işçi. Anlaşamıyorlar. Kavgaya gerek yok. Allah'ın mülkünde bir sürü yerler var. Bu müesseseden çıkar öbürüne gidersin. Evet. Kavga etmeye gerek yok. Ben senin yanında çalıştım. Efendim bana ebediyen bakacaksın. Ya ebediyen bakan Allah'tır. Yani kulları yaratan Allah'tır. Senden burada biz bu işi yürütemedik. Yürütemedik diye bir insanı diğerinin boynuna sürekli onu ona rahmet etmez, bağlamaz yani. Evet. Genel olarak kaide budur. Orada herkes hakkını talep eder. Efendim der ki, efendim burada benim senden 1000 lira alacağım var. O alacağını alır. Ondan sonra da alacağı kalmaz. Şimdi gelelim nafaka meselesine. Bu hassas bir konu olduğu için. Yani gönül ister yuvalarda Allah huzuru daim eylesin. Fakat sevginin bittiği yerde değerli Ahmet, üzülerek söyleyeceğim. Sevginin bittiği yerde yapılacak bir şey yok. Koca peygamberler sevginin bittiği yer. Nuh aleyhisselam oğlunu gemiye bindiremedi. Hadi oğlum gel bin dedi. Efendim ya bu ne yerken ben. Oğlum gemiye binmedi. Yani burada bir evlat da olsa sevgisini Allah'a peygambere yapmadı. Koca Lut aleyhisselam efendim emra'atehu kânet minel gâbirin diyor ayet. Lut'un hanımı kalanlardan oldu. Kafirlerle beraber taş kesilip öldü gittiği. Yani helak oldu. Şimdi burada eşi peygamber. Bundan daha güzel bir insan nereden bulacaksın? Oraya ona karşı bir sevgisi kalmamış. Allah'a sevgisi kalmamış. Sevginin bittiği yerde yapılacak bir şey yok. Mevla Teala ya Lut hanımını oradan bırak sen ayrıl dedi. 15 kişiyle ayrıldı. Hanım orada kaldı. Ve taş kesildi. Yani öldü. Yani helak oldu. Şimdi bunların şunun için misal veriyorum. Yani sevginin bittiği yerde insanın yapacağı bir şey yok. Yuvada da sevgi bittiyse bunu devam ettiremiyor. Devam ettiremiyorsa Kur'an-ı Kerim'de mucize bir ayet vardır. Atalakum erratan der. Bakara suresinde. Fe imsakum bi marufin ev tesrihum bi ihsan der. Evet. Yani bu hususta da velil mutallikati atalakum erratan. Onun da yerini bulduk. 35. sayfa. Atalaku ayrılmak. Merratan buyuruyor. Mevla Teala 3 haktır diyor. 3. Yani boş kelimesinin kullanımı. Efendim. Fe imsakum bi maruf. Şimdi iki tanesi merratan 2. 2'yi kullandın. 3. Üçüncüsüne geldi şimdi. Fe imsakun bi marufin. Üçüncüsünü kullanmaz. Yuvayı devam ettirirsin. Baktın ki olmuyor. Efendim tatsızlığa gerek yok. Ev tesrihun. Tesrih kelimesi böyle ipin ucunu yavaşça salıvermektir. Hmm. Yani burada baktın ki olmuyor.
Fakat devamı aslında esas bütün zarafet orada. İhsan kelimesi Arapçada karşılıksız yapılabilecek ahlak olarak, söz olarak, fiil olarak, para olarak, onun onurunu koruma olarak, yani ihsan karşılıksız yapılacak bütün iyiliklerin ifadesidir. İhsan karşılıksız iyilik. Yani yapılabilecek sözle, fiille, endamla, tavırla, onun onurunu korumakla, para vermekle. Kur'an diyor ki ev tesrihun bi ihsan, onu iyilikle yuvanı ayır. Niye? Senin çocuklarının annesidir. Onu karalama, kötüleme, efendim yapılanları gizle. Efendim çünkü herkes kusur etse de yarın öbür gün onun şanı lazımdır. Yani aradan 15 sene, 20 sene geçtiğinde senin çocukların ona anne diyecekler. Zaten annedir. Şimdi burada üzerinde durmak istediğimiz konu şu. Yani din burada ayrılırken güzellikle ayrılın diyor. Evet. Ha şimdi burada karşılıklı bir şekilde anlaşarak ayrıldılar. Şimdi demek ki iki talakı verdi. Üçüncüsünü vermedi, güzellikle devam ettirdi, yuvayı sürdürdü. Evet. Sürdüremediyse ev tesrihun bi ihsan, üçüncü talakını verdi, nikahı üç tane, üç altın. Üçünü kullandığı anda, aynı anda da kullansa, farklı zamanlarda da, üç altını aynı anda da harcarsa, farklı zamanda da harcarsa, üç altın ne olur? Bitmiş olur. Bitmiş olur. Evet. Şimdi buradaki incelik bu. وَلَا يَحِلُ لَكُمْ اَنْ تَخُزُمْ مَا اَتَيْتُمُوهُنَّ Onlara verdiğiniz mihirleri, paraları da geri almayın diyor. Efendim fein talaka, üç talakla boşadınız, fela tahillu lehu, o erkeğe min ba'du, ebediyen helal değil, bitti. Hatta tenkihu zevcen gayre, o başka bir evlilik yapacak, efendim yuva bitmiştir diyor. Ayet-i kerime bu şimdi. Bunun özetinde iddet dediğimiz, yani boşanma durumunda üç hayız müddeti bunun nafakasını karşılamak durumundadır. Efendim veya üç ay veya da çocuğu varsa o müddet içerisinde erkek üç talakını birden vermiş olsa bile tamamen ya ben nikahı tamam bitirdim bitirmiş olabilirsin iddet müddeti içerisinde onun nafakasını vermek durumundadır. Evet. Zaten gönül bağı sevgi bağı olsaydı bu yuvayı devam ettirecekti. Evet. Bu bittiği için bundan efendim birkaç ay daha devam ettirirsin üç ay beş ay neyse ondan sonra nafaka işi biter. Din burada şunu söylüyor. Biz burada yani dinin dediklerini, kainatın sahibi Allah'tır. Burada dinimiz şunu söylüyor. Yani insanları zevç yaratmış. Zevç demek erkek yarımdır, kadın yarımdır. Bir araya gelince evlat oluyor. Hmm. Tamamlanınca çocuk oluyor. Onun için buradaki bütün hedef budur. Burada mesela sen bundan anlaşamadın. Az önce onu söyledim. Bu ortakla anlaşama. Gidersin orada çok güzel bir firma kurar. Büyük holding sahibi olursun. Gidersin bir başka yerde, aa ne kadar güzel oldu ya dersin, çok başarılı bir iş ortamı yakalarsın. Burada sen bu hanımefendiyle, beyefendiyle geçinememiş olabilirsin, uyum sağlayın. Ama öyle bir yuva kurarsın ki aman Allah'ım dünyada neler varmış dersin. Böyle yani dünya. Onun için burada ölenle ölülmez demiş ecdat. Yani din burada şunu söylüyor. Yani bir insan bir iş yerinde çalıştı diye ömür boyu ona, onun boynuna rahmet edilmez. Ya tamam sana çalıştığımız boyunca verdik. Taahhüdümü yerine getirdin. Ondan sonra tekrar tekrar benden paralar, tazminatlar ne bu? Dinen haramdır bunlar. Bunun karşılığı yok. Evet. Yani sana verilen taahhüt verilmiş mi? Maaşlar ödenmiş, parası ödenmiş, ödenmiş. Bitti. Din açısından söylüyorum ben bunu. Yani burada da yuvada da aynıdır. Yani ben bundan eğer anlaşsaydım yuvayı devam ettirecektim. Evet. Anlaşamadım. Yuva bitmiş. Gönül bağı kurulamamış bir türlü. İsterdik ki yuvada huzuru tesis edelim. Olmamış. Ama Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Mülkün sahibi Allah. Anlaşamıyorsanız tatlılıkla, beyefendi, asaletle ve karşılıksız olarak ona tekrar ediyorum. Edebinizle, ahlakınızla, söyleminizle, tavrınızla, cümlenizle, ihsan kelimesi karşılıksız bütün iyilikler demektir. Yardım etmekle, verdiğiniz infakları da, altınları, hediyeleri de geri almayın diyor Kur'an-ı Kerim. Sen onları bilezikler almışsın mesela. Alma onları geriye diyor. Ondan sonra ayrılma müddeti içerisindeki işte 3 ayızdır, 3 aydır veya çocuğu dünyaya getirinceye kadar nafakasını öder, biter. Ondan sonra kadın ne yapacak? Evlenecek. Evlenecek yani, evlenecek. Yani şimdi burada yani burada işte şu veya bu. Yani bunu bize veyahut da muhatap olarak ben değilim. Din burada bir kural koymuş. Yani diyor ki yalnız başına yaşama diyor. Şimdi basit bir denklem kuralım. Basit bir denklem kuralım. İşte şu veya bu tamam yorum yapılabilir. Ben onu bilmem. Burada olay şu. Mesela bir bayan tek başına kalıyor.
Burada diyelim ki 100 metrekare bir ev. Orada ısınıyor, orası aydınlanıyor, orada bir hayat devam ediyor. Öbür beyefendi de efendim yaşları 30-40 neyse, o da 100 metrekare bir ev, orası ısınıyor, orası aydınlanıyor, orada bir masraf çıkıyor. Ya halbuki bunlar zevç idi. Yani buradakiyle bunu bir araya getirirsin, efendim tek bir ışık, tek bir ısıtıcı iki kişiyi de ısıtır. Evet. Yani burada İslam evliliği teşvik ediyor, yalnızlığı teşvik etmiyor. Ecdat ne demiş? Ya şu anda da söylüyorum, yalnızlık Allah'a mahsustur. Onun için vay efendim işte biz niye evlenelim falan. Ey tamam, onu ben bilemem. Ama din bunu söylüyor. Yani buradaki denge bu. Evlilik illa zifaf manasında değildir. Yani 30-40 yaşında, 50 yaşından sonraki insanların evlilikte bir nefestir. Evde bir hayattır yani. İnsanların bir karşılıklı bir muhabbetidir yani. Onun için burada belirli yaştan sonra yuvadaki bir ahenktir, usuldür. İnsanların birbirlerine olan ihtiyacıdır. Allah kimseye muhtaç değil ama insan muhtaçtır. Onun için nafaka meselesinde din diyor ki nafakayı bitir. O efendim iş yerinden ayrılan gitsin kendine bir iş bulsun. Ortaklıktan ayrılan kendine bir şirket bulsun. Efendim yuvadan ayrılan kişi de kendisine bir yuva bulsun. Din bunu söylüyor, çözümü bu. Ha bunu yaparsın yapmazsın ve hür iradenle şöyle yapacak. O senin kararındır. Yani ancak insanlar hem ben böyle yapacağım hem de benim her şeyimden ilgileneceksin. İşte burada sıkıntılar başlıyor. Yani denklemi şey yaptığın zaman burada bir bayan, burada bir erkek, orada bir bayan, orada bir erkek. Halbuki bunları bir araya getirdiğin zaman 10 tane ev 5'e düşüyor. Evet. 10 tane ışık 5'e düşüyor. 10 tane efendim kalorifer 5 taneye düşüyor. Yani denklem, sen bunu bir Türkiye olarak düşündüğün zaman evet. 1 milyon tane ev 500 bine düşüyor. 500 bin tane ışık. Geçen birisi hesaplıyor. Diyor ki bir tane ışık Türkiye'de şu kadar milyon diyor. 20 milyon mu ne evden bahsetti genel olarak. Efendim herkes diyor bir ışığı fuzulüdür diye söndürse diyor. Bilmem kaç milyar para toplanıyor. Bir tane ışıkla ne olur? Ne mi olur? Kaç milyar oluyor ya? 10 milyar, 20 milyar paralardan bahsediliyor. Çinli'nin bir tane hesaplamış. Diyor ki Çinli'nin bir tanesi diyor bir tane pirinç tanesini tabağında bıraksa 1,5 milyar kaç milyar? 1,5 milyar mıydı? Evet, evet, o rakam. Efendim yani yanlış hatırlamıyorsun. 300 bin ton pirinç yapıyor. Bir tane pirinçten ne olur? Ne mi olur? 300 bin ton 30 tane tırın taşıyamayacağı 30 tır pirinç yapıyor. Anladın mı? Ya bir taneyle ne olur? Böyle oluyor işte bu işler. Dengeler buradan bozuluyor. Bunlar ne olur? Bunlar ne olur? Böyle oluyor. Gökten yağan yağmur İstanbul Boğazı gibi yağmıyor. Evet, küçücük damla olarak yağıyor. Yani buradaki denge. Vela telbisül hakka bil batıl. Biz batılı Allah'a hak elbisesi giydiremeyiz. Ha burada biz dinimizin emirlerini söyleriz. Söyledikten sonra uymak uymamak. Bunlar yani dinin emirleri gibi namazı kılacaksın diye bir emir veyahut da efendim içki efendim gibi haram manasında değildir. Bunlar efendim tavsiye manasındadır. Yani böyle yaparsanız güzel olur, rahat olur manasındadır. Nafaka iddet müddeti içerisindedir. İddetten sonra alınan nafaka kadına haram olacaktır. Dinen söylüyorum ben bunu. Yani dinen kadının alması mümkün değil. Adam çünkü ilelebet birine bakmak zorunda değil ki yeni bir hayat kuracak. Çoluk çocuğa bakmak zorundadır. Yani çoluk çocuğu efendim o evlatlarıdır. Onun nafakasını işte tedarik edecek, iyileştirecek. Evet. Allah razı olsun süt hocam. Süt meselesinde söyledi ya yani evet. Rızkı ve elbisesi babaya aittir. Evet hocam, süt anneye aittir meselesi. Diye. Allah evet. razı olsun. Nafaka konusu önemliydi. Çok güzel izah. Yani önemli tabii yani şimdi Allah bu. Evet. Çok sağ olun hocam. Diğer soru kadınlar arasında yapılan bu altın günleriyle alakalı hocam. Uzun bir soru aslında özetlemek gerekirse. Direkt sorayım hocam. Altın günleri yapmak caiz midir? Direkt işte evet altın günü yapmak caiz mi? Evet. Altın günü eğer sadece ve sadece diyelim ki şöyle misal verelim. Buyurun hocam. Caizdir, değildir. İki fetva var burada. Caizdir. Oradan gideyim. Evet, caizdir nasıl? Benim 10 tane çeyreğim var diyelim. Oradan gidelim. Buyurun. 10 tane çeyreğim var. Ben bu 10 tane çeyreği Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e verdim. Dedim ki bana 2 ay sonra bu çeyreklerimi verin bana. Veya daha basit gidelim. Benim 10 bin lira param var. Evet. Esnafım. Dedim ki arkadaşlar bak siz de ticaret yapıyorsunuz. Benim param burada durmasın. 1000 lira verdim. Bana dedim ki bunu 3 ay sonra bu paraları yani sizlere verdiğim biner lirayı 3 ay sonra verin. Şimdi burada ilk baktığımız zaman hiçbir sakınca görülmüyor. Ya borç vermek borç almaktır. İnsanların işini görüyorsundur.
Şimdi burada ne oluyor? Borç veriliyor. Yani insanlara veriyorsun, onlar da efendim diyorlar ki tamam 2 ay sonra, 3 ay sonra senin paranı verelim. Şimdi bu kadınların altın günü dediğimiz veya para günü dediğimiz, bunlar diyorlar ki efendim birbirimize 150 lira verelim. Yani birbirimizi borçlandıralım. Efendim o ona veriyor. Efendim ondan sonra o öbürüne veriyor. Kura çekilmesi durumu. Yani ben 2. ayda alacağım, 3. ayda alacağım. Burada bir sıkıntı görülmüyor ilk bakışta. Neden? Bir borç veriliyor. Evet. Yani bu kişi kendisi de o 150 liraları kenara koyar. Efendim kendisi de orada biriktirebilirdi. Arkadaşına veriyor. 2 ay sonra arkadaşından geri almış oluyor. Evet. Gibi. Peki caiz değil dedik. Nasıl oluyor? Buralarda efendim birbirlerinin evine gidip burada ikramlaşmalar, ziyafetler oluyor. Hmm. Şimdi burada birbirini mecbur tutmuş oluyorlar. Yani ben sana para vereceğim, sen beni yedir. Kullu kardın cerrane fanfe veriban. Yani buradaki verilen borçtan bir menfaat elde ediliyor. Bir menfaat oluyor. Yani ben sana para vereceğim ama beni gör, yedir yani. Şimdi o sana efendim 50 çeşit yedirir. Öbürü ise efendim bir pıt pıt yapar gönderir. Misal veriyorum. Evet. Şimdi arada bir dengesizlik oluşuyor. Şimdi bundan dolayı hani keyfi çağırmalar ayrı bir mesele. Hı. Biz yani bunu para için değil zaten birbirimizi Allah için gidiyorduk. Ziyaretleşmeler oluyordu. O güzel bir şeydir. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Eyyül İslam Eftal. İslam'da en faziletli tut'imut ta'am. İkram etmektir. Hı. Yani insanları birbirine çağrılması, ikram etmeleri, muhabbetin tesisi dinimizin istediği bir şeydir. İkramlaşmalara asla karşı çıkılmaz. Ancak burada bunun yapılmasının bir gerekçesi oluyor. Yani ben sana para getireceğim, beni yedir falan. Meşhur İmam-ı Azam'ın alacaklının evinin gölgesinde durmaması, güneşin altında durması meselesi. Vallahi o kadar ince yani. Yani niye efendim mesela alacaklı biraz bekletti onu, bir baktı ki İmam-ı Azam efendim güneşin altında duruyor. Ya üstadım güneşin altında niye bekletti? Parayı meğer toparlıyormuş. Evet. İmam-ı Azam biliyorsun büyük ticaret yapıyordu. Evet, hem gıda işi yapıyordu, evet. Kumaş işi yapıyordu. Gölgede durmadı. Ondan sonra dediler üstadım niye bu kadar hem güneşin... Dedi ki yani gölgede dursam dedi senden alacaklıyım, senin buradan istifade etmiş olurum dedi. Yani, şimdi oradaki meseleyi de dikkat etmek lazım. Ancak ben işi tekrar başa aldığımız zaman yani insanlar birbirlerine veya bir insanın veya ben şimdi efendim biner lira dağıttım. 3 ay sonra hepsine biner lira topladım. Bu da buna benziyor. Parayı dağıtıyorsun, topluyorsun. Veyahut da orada efendim çeyrek altınları dağıttın, ondan sonra topluyorsun. Veya dağıtmadın, buraya tık 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 koydun, 10 tane çeyrek altın doldu gibi. Burada baktığınız zaman birbirlerine taati oluyor. Hediyeleşmek gibi oluyor. Efendim borç vermek gibi oluyor. Ancak burada dediğimiz gibi birbirlerinden böyle istifade etmeye kalkışmaları orada sıkıntı başlayacaktır. Onun için bu altın günü meselesine caizdir demek doğru olmayacaktır yani. Evet. Pek hoş değil çok yani. Çok fazla detaylar. Çok hoş hocam. Değil yani. Ama bazıları mesela arkadaşlar, esnaflar kendi aralarında bir kumbara gibi bir şey oluşturuyorlar. Herkes oraya bir para atıyor. Ondan sonra diyor ki bu ay ben alayım, bu ay ben alayım diyor. Birbirlerine dayanışma efendim oluyor. Peki. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Vaktimizin sonuna geldik. Sonuna mı geldik? Evet, Allah ben birkaç soru daha alacağız dedik olsun. Ama evet. Belki. Çok güzel sorulara değindik hocam. Yani farklı konular evet, oldu. Evet hocam. Bu nafaka meselesi de önemli, hassas bir konudur. Evet, ona Allah dikkat Allah. Etmek lazım. Allah haramlardan muhafaza etsin. Amin. İnanın üzülüyorum. Allah yuvalara huzur nasip eylesin. Amin. Efendim muhabbet nasip eylesin. Bu ayrılma hususları tabii zor oluyor. Hanım bir tarafa, çoluk çocuk bir tarafa, adam bir tarafa. Tekrar yuva kurma zordur yani. En güzeli mevcut halin devam etmesidir. Allah yuvalara huzur nasip eylesin. Amin. Selamet, mutluluklar lütfeylesin inşallah. Amin. Peki. Değerli hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Amin. Sizler de merak ettiğiniz sorularınızı kadinilmihali@lalegul.com.tr mail adresimize veyahut da 0549-693-8282 numaralı WhatsApp hattımıza iletebilirsiniz. Daha önceki Kadın İlmihali programlarımızı Lale Gül TV YouTube sayfasından izleyebilirsiniz efendim. Bir sonraki Kadın İlmihali programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.